Kadim Teknoloji'den merhabalar. Arkadaşlar, BaseApp projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda MongoDB üzerine atılabilecek injection saldırılarını nasıl engelleyebileceğimizi görelim. Öncelikle Postman aracımıza geçiş yapalım ve oradan bir login olma işlemi gerçekleştirelim. Şimdi buradan sistemimizde kayıtlı bir kullanıcı ile giriş yapma işlemini gerçekleştirelim. İsteğimizi gönderiyoruz. Bakın, görmüş olduğunuz gibi success true token değerimiz ve mesajımız da başarılı bir şekilde bize döndü. Sistemimizde olan bir kullanıcıyla giriş yapabildik. Biz buradan gelip şifreyi yanlış bir şey yazarsak, bakın şifre hatalıdır mesajımızı aldık. Ya da buradan gelip e-maili yanlış bir şekilde girersek, yine görmüş olduğunuz gibi hatalı sonucunu alabiliyoruz. Şimdi biz burada başarılı bir şekilde giriş yapabiliyoruz doğru verdiğimiz takdirde. Ama burada MongoDB'ye bir injection sorgusu atsaydık ne olurdu? Giriş yapabilir miydik? Bunu bir beraber gözlemleyelim. Şimdi buraya bir tane süslü parantez açıyorum. İçerisine tırnaklarımı açıp dolar GT yazıyorum. Sonrasında tırnağın sonuna iki nokta bırakıp tekrardan boş tırnak açıp kaydedip bunu bir gönderiyorum. Bakın burada ne oldu? E-mail hatalıdır demedi. E-mail alanı normal metin olmalıdır dedi. Bu bizim JOY validasyonumuzun bir hata mesajıdır. Yani biz burada e-mail göndermemize rağmen JOY validasyonuna takıldık. Demek ki burada farklı bir şey gitti. Şimdi siz API'niz içerisinde tüm endpointlere bunun gibi JOY validasyonu yapmamış olabilirsiniz. Ve güvenliği sağlamamız için biz genel API'mizde bu tür injection'ları engellememiz lazım. Onun için gelip bu login rotamız içerisindeki JOY validasyonunu kısa süreli kaldıralım ve bunun nasıl gerçekleştiğini öncelikle bir görüp anlayalım. Buraya gelelim. Buradan validasyonumuzu geçici olarak kaldıralım. Şimdi bunu kaydettim. Artık login'de JOY validasyonumuz yok. Sonrasında gelip tekrardan giriş yap dediğimde, bakın görmüş olduğunuz gibi doğru bir e-mail adresi girmiş gibi burada login olma işlemi gerçekleşti. Bakın, bunu kopyalıyorum. Bunu kopyalıyorum. Şöyle geri alıyorum. Geçerli bir e-mail ile giriş yapmaya çalıştığımda yine giriş yapıyorum. Bir yanlışlık yok durumda. Ama böyle bir sorgu attığımda, şuradaki tırnağı silip böyle bir sorgu attığımda yine giriş yapabiliyorum. Bu şekilde injection saldırılarını engellememiz lazım ki herhangi bir kötü niyetli kişiler API'mize izinsiz giriş yapamasın. Bunları nasıl engelleyebileceğimizi görelim şimdi. Öncelikle bunun nasıl yaptığını bir konuşalım. Biz burada atmış olduğumuz sorgu herhangi bir e-mail olarak algılıyor ve password doğru olduktan sonra gidiyor. Bu password ile uyuşan bir kullanıcı ile bizi API'mize erişmemize login olmamızı sağlıyor. Bakın şurada gelip password'u yanlış yazalım. Şuraya bir tane yedi ekledim. Girdim. Bakın bu defa hatalıdır mesajını attı. Çünkü burada password uyuşmadı. Şimdi biz bunu geri alıp yine bu sorgumuzla giriş yapabilelim. Sadece GT değil burada not an yani olmayan bir şeyle de giriş yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bu tür sorguları bizim engellememiz gerekiyor. Şimdi tarayıcımıza geçiş yapalım. Burada Express Mongo Sentinels paketimiz var. Bu paket bizim MongoDB'ye yani API'mize atılan injection sorgularını engellemeye yardımcı oluyor. Buradan gelip bunu indirelim öncelikle bir. Sonra nasıl kullanıldığına beraber bakacağız. Buradan geldik. Bunu API'mize indirme işlemini gerçekleştirelim. Şuradan da App.js'e geçelim. Sonrasında API'mizi tekrardan başlatalım. Evet, API'miz tekrardan başladı. Bu paketi indirdik. Gelin bakalım bu paket nasıl kullanılıyormuş. Artık paketleri böyle videolardan değil de doküman okuyarak nasıl kullanıldığını anlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle biraz aşağı iniyoruz. Bakın bu şekilde indirmemizi söylüyor. Biz indirmeyi gerçekleştirdik. Sonra Mongo Sentinels olarak bu paketimizi sayfamıza dahil etmiş. Biz de yapalım. Şöyle gelelim. Buraya dahil edelim. Sonrasında bizden ne yapmamızı istemiş? Bakın burada Express uygulamasını vesaire başlatmış. Bizim API'miz var. Bunlar başarılı. Burada bunların farklı farklı case'leri var. Direkt bu şekilde de dahil edebilirsiniz. Ama burada yasaklanmış karakterler yani olumsuz karakterleri alt tire ile güncelleyerek
devam etmesini sağlayan şu kullanımı ben tercih ediyorum. Bunu alıyoruz. Sonrasında burada API'mize erişmeden, buradaki rotalarımıza erişmeden bunun bir öncesine bunu koyuyoruz. Şimdi gelip Postman'den tekrardan aynı sorguyu atıp login olmaya çalışalım. Bakın bu şekilde giriş yapabilmiştik değil mi? Atıyorum. Bakın bir hatayla karşılaştık. Lütfen API'nizi kontrol ediniz dedi. Giriş yapamadık. Sonrasında geliyorum buradan. Not n değil de gt deniyorum. Az önceki denemiş olduğum yöntem. Yine giriş yapamadık. Ama bunların hepsini geriye alıp buradan giriş yap dediğimde bakın bu defa başarılı bir şekilde giriş yapabilmiş olduk. Şimdi şunu şöyle bir ileri alalım. Az önceki giriş yapabildiğimiz halde kalsın. Biz burada bir hata geliyor ama hata ne olduğunu göremedik değil mi? Gelen hatanın detayını görmek isteyebilirsiniz. Bunu da şöyle gelelim. Buradan Error Handler içerisinden şurada log error diyerek burada gelen hatayı da birçoğunu yakalayabiliriz. Bakın gönderiyorum. Burada bizi karşıladı. Neymiş hatamız? Bakın burada atmış olduğumuz sorguyu burada bizlere gösterdi. Buradaki hataları bize detayını gösterebilir bu şekilde. Burada da dönüştüremediğini bize belirtiyor. Siz burada gelip böyle belli başlı hata isimleri vardır. Bunları alıp burada kontrol edip örneğin şu şekilde if err.name diyerek bakın böyle dersek de direkt şunu alacaktır. Case error'u alacaktır. Err.name eşit eşit case error ise case error ise şu işlemi yap, bu işlemi yap gibi diyebilirsiniz. Bakın buraya şöyle bir log bırakalım. Şu anda ben bir şey yaptırmayacağım. Vaktinizi almamak için test diyelim. Kaydettik. Bakın gelip buradan tekrar bir sorgu atıyorum. Hatayı aldık. Gelip buradan baktığımızda test dedi. Bu if kontrol sağlandı. Burada kendinize göre isimlendirip kendinize göre hataları belli başlı metinlerle kullanıcıya geri döndürme işlemi yapabilirsiniz. Daha öncesinde error handler'ı yazarken bunu size söylemeyi unutmuşum. Şimdi aklıma gelmişken bahsetmek istedim. Şimdi şu kalsın, bu sürekli kalsın. Ama şu alt taraftaki kontrolümüzü silelim. Şimdi burada Postman aracımıza dönelim ve normal bir şekilde login olalım ve videomuzu sonlandıralım. Öncelikle geliyoruz. Buradaki kaldırmış olduğumuz kontrolü tekrardan yerleştiriyoruz. Sonrasında her ihtimale karşı bu sorguyla tekrar bir istek atıyoruz. Evet, giriş yapamıyoruz. Direkt bizim Joy validasyonumuz engelliyor. Burada sonrasında şunları geri alıyoruz. Geri almadı. Direkt elimizde yazalım. Sonra kaydedip giriş yapma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar, bu kullanmış olduğumuz paket MongoDB'ye atılan injection sorgularını engelliyor. Yine de biz tedbirli olmamız gerekiyor. Bunun gibi kullanılması gereken birkaç tane daha güvenlik paketi var. Elimden geldiğince bunları da sizlere videosunu çekip paylaşmak istiyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.